Norton ve Tevenin konusunu işledikten sonra biraz daha konuya hakim olmak için bir problem çözelim. Tevenin ve Norton teoremiyle alakalı bir elektrik devresi şeması görüyoruz. Buraya A, buraya da B noktası ismini verelim. Hemen ortada da bir güç kaynağı karşımızda. Bu güç kaynağının da bir artı noktası, eksi noktası ve bir de ground, yani protective earth diye adlandırdığımız şase topraklaması mevcut. Dolayısıyla B noktası eksiği, A noktası da artıyı ifade edecek şekilde devreye sol taraftan bakmış olalım. Göz çizmeye çalıştım. A ve B uçları arasında nasıl bir gerilim miktarı elde edeceğiz? Onu bulacağız. Bu güç kaynağının içerisinde 3 adet kaynak var. 2 tanesi gerilim kaynağı, bağımsız gerilim kaynağı. Bir tanesi de bağımlı akım kaynağı. Teoride böyle bir bilgi geçerliyken pratikte aslında bağımsız bir kaynak mevcut değil. Çünkü bu güç kaynağımız da gücünü şebekeden alıyor. Ve kendi içerisinde ayarlanabilir akım ve gerilim kaynağı olarak AB uçları arasında size istediğiniz değeri veriyor. Yani bir güç kaynağının gücü akım ve gerilim ile doğru orantılı. Şimdi problemi sadeleştirmeye çalışacağız ve önce Tevenin eşdeğer direncini bulacağız. Tevenin eşdeğer direncinin bulunması için UQ1, EQ3 ve UQ2 kaynaklarının öldürülmesi gerekiyor. Nasıl öldürüldüğünü konu içerisinde görmüştük. Tekrar edelim. Gerilim kaynakları kısa devredilerek, akım kaynakları ise açık devre şekline getirilerek öldürülüyor. Öldürdük. Hemen A ucundan başladık. U küpürün öldürülmesi demek kısa devre olması anlamına geliyordu. Kısa devre haline geldi. Ona seri bağlı bir R8 direncimiz var. Daha sonra akım kaynağı öldürüldü, açık devre haline geldi. Şu akım kaynağı R9 seri bağlı. R9'a bir R10 direncimiz paralel bağlı. UQ2'yi de kısa devre ettiğimizde artık R12 işlemini bitirmiş oluyor. Çünkü kısa devre edilmiş uçları R12'nin de uçlarının kısa devre edilmiş olduğu anlamına geliyor. R12'nin üzerinden akım akmayacak. Fakat bunlara seri bağlı bir R11, o da R10'a paralel bağlı. Dolayısıyla bizim baktığımız noktada gördüğümüz eşdeğer Tevenin direnci AB noktaları arasında
R11 R10'a paralel. R11 ile R10'un paralel olması demek sistemi bu şekilde tanımlayabiliyoruz anlamına geliyor. Ve R9'la seri, daha sonra bu da R8 direnci ile paralel. İşlemin sonucunda RTV'nin direncini 1.86 ohm olarak buluyoruz. Şimdi geldik 3 tane kaynağı ayrı ayrı çözerek A ve B uçları arasındaki toplam TV'nin gerilimini bulacağız. Gözümüz en solda, dolayısıyla devreyi sağdan sola doğru çözmek daha kolay. Yani UQ2 hayatta iken ve UQ1, UQ3 ölüyken devremiz nasıl gözüküyor? A ucu artı A ucu eksi B ucu. UQ1'i öldürdük. Kısa devre oldu. EQ3'ü öldürdük. Açık devre oldu. R9 hayatta. R10 hayatta. UQ2 hayatta. R11'de seri bağlı. R12'ye ne oldu? Bir gerilim kaynağına bağlı bir direncin seri olması gerekiyor. Paralel değil. Dolayısıyla bu işlevini, R12 direnci işlevini yitirmiş oluyor. Şu noktadaki potansiyeli bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla onu bulmak için biraz karışık bir yöntem söz konusu. Yani şuradaki potansiyeli tanımlamamız gerekiyor. Burası artı, pardon, artı ucu aşağıdaydı. Çünkü okun yönü aşağıdan yukarı. Eksi, eksi. Dolayısıyla bu artı ucumuz eksi ucuyla, gerilim kaynağının eksi ucuyla bağlı gözüküyor. Sonuçta bulacağımız TV'nin gerilimi işareti eksi olmak zorunda. Şu potansiyele U3 diyelim ve A potansiyelini, TV'nin direncini tanımlayalım. Dolayısıyla R8, B noktasına göre R8, R9 ve R11 var. Onlara da seri bağlı. Bulacağımız sonuç bu olacak. Konuyu eksi işaretimizi isterseniz tekrar şurada bir tamamlamış olalım. Çünkü eksi bulacağız UTV'nin direncini. Yine R8 ile R9 dirençlerini yazıyoruz. U3'ü nasıl bulacağız? Şu potansiyel U3 geriliminin UQ2 ile bir ilişkisi var. R9 ile R8 birbirlerine seri bağlı ve bu iki direnç
R10 ile birbirlerine paralel, eşdeğer direnci tanımladık. Bu dirençte R11 ile seri bağlı, aynı şeyleri tekrar yazıyoruz ve bu direncimizde UQ2 gerilim ile çarpıldığında şu potansiyeli bize U3'ü vermiş olacak. Yani bu kadar tantana U3'ü bulmak içindi. Bütün değerleri yerine koyduğumuzda -16 2.4 çarpı 10 artı 6 çarpı 4. Çarpı UQ2. UQ2 değerimiz 9 volt olarak verilmiş. Artı 9 volt. Eşittir. -3. Birinci durum için Tv'nin eşdeğer gerilimimiz -3 volt olarak karşımıza çıktı. Şimdi ikinci durumu çözelim. Hemen onu da IQ3'ü yalnız bırakacağız ve diğer iki kaynağı öldüreceğiz. Yani IQ3 hayatta ve UQ1, UQ2 ölüyken AB uçları arasında göreceğimiz gerilim nedir? UQ1'in ölmesi demek kısa devre olması anlamına geliyor. R8'i yazdık. UQ3'ümüz okun yönü aşağıya doğru. Dolayısıyla akım şu şekilde hareket edecek. Dolayısıyla B-B ucuna akım kaynağımızın artı ucu denk geliyor. Bulacağımız sonuç yine eksi olacak. R9 direncimiz R11 direncimiz seri bağlı. Nereye seri bağlı? Uçları kısa devredilmiş UQ2'ye. Bir de R10 direncimiz vardı. Onu da unutmayalım. Yine bir UTV'nin şuna 1 diyelim, buna 2 diyelim. R8, R9 birbirleriyle seri bağlı. R10, R11 birbirlerine paralel ve R9 ile seri bağlı. R8 seri bağlı R9'a, o da seri bağlı R10 ve R11'e. Bölü R8 artı R9 artı R10 çarpı R11 bölü R10 artı R11.
Bunu neyle çarpacağız? Akım kaynağımızla, IQ3 ile artı eksi ile çakışıyordu. Dolayısıyla bulacağımız sonuç eksi olacak. 4 çarpı 2 artı 1,5. Şurası 4 artı 2 artı 1,5 çarpı IQ3 değerimiz neydi? 7,5. Amperle direnci çarptığımızda karşımıza bir Tevelin gerilimi çıkıyor. Bu da ikinci çözümümüz idi. Şöyle bakalım. Son olarak UQ1 hayatta ve diğerleri ölüyken. Şuraya yazalım. UQ1 hayatta, UQ2 ve IQ3 ölüyken. Hemen devremizi çizelim. Artı A ucu, eksi B ucu. Şurada bir UQ1'imiz var. Yönü yukarıdan aşağıya. Dolayısıyla iki tane artı bu sefer birbirleriyle buluştu. Dolayısıyla burada bulacağımız 3 numaralı tevenin de muhtemelen artı olacak. UQ1'e bağlı bir R8 direncimiz vardı. Unutmayalım, şuraya ekleyelim. R8. Burada R9 var idi. O gerilim kaynağımız ölmüştü. Dolayısıyla ondan geriye kalan bir yetim R11'imiz var. Bir de ona paralel bağlı R10'umuz var. Evet. Dolayısıyla Tevenin 3 direnci şu potansiyeller arasındaki gerilim farkı. U Tevenin 3. UQ1'in şu noktadaki çarpımı. Yani R9 seri bağlı kime? R10 ve R11'e. R8'in bir anlamı kaldı mı? Gerilim kaynağına seri bağlı bir direnç. Dolayısıyla şu gerilim kaynağının bu potansiyele göre farkı şurası ohm. UQ1'imiz de 37,5 volt. Çarpı R8'i tabii ki yazmayı unuttuk oraya. UQ1'in
R9 artı R10 çarpı R11 bölü R10 artı R11 gerilimine seri bağlı değeri. Otuz yedi buçuk, üç buçuk bölü üç buçuk artı R8 4 7 artı işareti sahip olacak çünkü potansiyeller eşit artı 17,5 volt bulduk. Dolayısıyla bizim en nihai Thevenin eşdeğer direnci olarak ortaya çıkardığımız tablo şu şekilde. Bir gerilim kaynağımız var. Bu U Thevenin 1 artı U Thevenin 2 artı U Thevenin 3 idi. U Thevenin 1'i ne bulduk? Eksi 3 volt. Artı eksi 14 volt artı 17,5 volt eşittir yarım volt gibi bir değerimiz var. Thevenin eşdeğer direncini bulmuş idik. O da 1,86 ohm idi. Dolayısıyla bu karışık bir devre yapısına sahip güç kaynağının artı ve eksi uçlarında alacağınız maksimum gerilim artı 0,5 volt.